Enlerin kanalı Enrota TV. Sevgili dostlar, efendim, neredeyiz? Şirince'deyiz. Şirince gerçekten de çok güzel. Şimdi mahzenlere falan bakacağız. Şarap mahzenlerini, kuyuları gezeceğiz. Daha sonra da efendim sizlere bunu aktaracağız. Herkese iyi şeyler. Sevgili dostlar, gerçekten de çok güzel bir hava var. Güzel bir havada geldik buraya. Onun dışında genellikle efendim şu araç trafiği olmasa gerçekten çok güzel olacak ama maalesef araçlar böyle sokak aralarından giriyorlar. Haliyle burada yoğun bir kalabalık oluşuyor sonra. Ama keyifli, güzel. Onu ifade edeyim. Tam merkezi kısmı burası. Hemen sağ tarafımızda eski evler var. Zaten bu tarihi dokuyu bozmuyorlar. Hemen onun hemen sağ tarafında da efendim bu binanın hemen arka tarafında büyük bir cami var. Mahzenler yine buraların alt kısımlarından oluşuyor. Bir arkadaşım şey demişti, cevizi de çok güzel diye. Ben şimdi tesadüfen gördüm ama bakalım. Yani burada tam anlamıyla bu köyde üretilen, bu köyde satışı yapılıyor. Hem turizme katkı sağlanıyor, hem insanlar böyle el işçilikleri vesaire yapıyor kadınlar. Gayet güzel yani. Ama şunu ifade edebilirim, şu araçlar bozuyor buranın tüm dokusunu. Onun dışında tam anlamıyla güzel olduğunu söylemişler. Uzun yıllarca mahzenler kullanılıp daha sonra da işte turizme kazandırılıp bu şekilde yerli ve yabancı turistlere sunulan içecekler oluşuyor. Ama şunu ifade edelim ki tarihe dokuya hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Her şey tam anlamıyla doğal ve güzel. O yüzden de birazdan mahzenleri gezeceğiz. Mahzenlerden sonra da efendim sizlere drone görüntülerimizi aktaracağız. Çünkü ben çok merak ediyordum. Daha önceden drone çekimleri vesaire yasaktı. Ama şimdi kültürün tanıtılması, tarihin, coğrafyanın insanlara tanıtılması amacıyla o yasak kaldırıldı tam anlamıyla. Yenge. Aynen. Biraz önce seni aradılar ama bulamadık. Yengemle karşılaştık efendim. Hem gezerken. Aynen, bir şeyler alıyordu. Sen şey, kıza değil mi senin? Yok, hayır, kendime. Kendine mi? Şöyle yapalım o zaman efendim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. Güzelmiş. Bunlar 5 renk değiştiriyor. Gün ışığına göre renk değiştiriyor. Bunlar kerbar. Bunlar orijinal kerbar ve sertifikalı. Hepsinin sertifikası. Efendim, kerbar gerçekten de çok önemli. Şundan dolayı, çünkü yıllar içerisinde oluşan fosillerden oluşan doğal bir katman oluşuyor. Bu doğal bir katmanda efendim şifa olarak kullanıldığı biliyoruz. Ya bildiğim kadarıyla böyle. Öyle mi?
Sevgili dostlar, yani Şirince denilince ilk önce mahzenler akla geliyor, şaraplar akla geliyor. Daha sonra da efendim doğal taşlar, değil mi? Evet, Sultanit taşı bu bölgeden çıkan bir taş. Evet. Buradan 50 kilometre uzaklıkta bir köyde bulunan, Muğla'da bulunan bir, Muğla Milas'ta bulunan bir taş. Negatif enerji yemen bir taş. Nazara karşı çok etkili bir taş. Bir de gün ışığına göre 5 tane renk değiştiren bir Öyle taş. Öyle mi? Evet. Yani ben bunu bilmiyordum. Ben sadece doğal yollarla bunları eritip daha sonra şifa olarak kullandıklarını biliyordum. Tabii. Onun dışında başka bir bilgim yoktu ama gün ışığına göre 5 renk değiştirebilen. Bunlar şey, kehribar, bunlar farklı. Bunlar lamp bezlerine çok iyi gelen, tabii doktorların tavsiye ettiği taş bu. Negatif enerji emiyor yine aynı şekilde. En büyük özelliği rahatlatıcı özelliği var. Bebeklerde de bu diş çıkarımlarında rahatlatıcı özelliği var. Öyle mi? Doktorların yine çok önerdiği bir şey. Abi şey mi yani, bebeklere ne gibi artısı var? Alıp dişe mi sürt, damağa mı sürtüyorlar? Yok, diş çıkarırken bebekler huysuz oluyor. He, öyle mi? Ya onu daha sakinleştirici özelliği var. En büyük özelliği var. Anladım. Yani çünkü bebeklerde mesela yaramazlık yapan bebeklerin daha sakin olduğu söyleniyor, kullanılıyor. Bunlar bebekler için olan boyu zaten. Bunlar da yetişkinler için olan boyu. Hani bileklikleri var bunların aynı şekilde. Efendim bizler burayı gezeceğiz. Sizlere güzel, ilginç, yerli insanımızın böyle doğal güzellikler oluyor. Bu doğal güzellikleri sizlere aktaracağız. Efendim isim neydi? Suat Bey. Suat Bey çok teşekkür ederiz. Ben var mı söylemek ederim. İstediğiniz bir teşekkür şey? Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Efendim iyi seyirler sizlere de. Evet sevgili dostlar, efendim Şirince'ye geldik. Şirince'ye gelip de efendim bu şekildeki güzel yerler uğranmaz mı? Tabii ki uğranılır. Şimdi yanımızda da beyefendi var. Birkaç bilgi alacağız. Gerçekten de çok muazzam bir yer. Ve birçok yere de sordum. Gerçekten de bu işin ilmini, irfanını, gerçek anlamıyla bu işi yapan kimdir? Böyle hiç sağdan soldan alıntı yapmadan kendi imalatı olan bir yer var mı? Herkes burayı gösterdi. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim nedir? Adem. Adem Bey. Şimdi Şirince'de herkes tanıyor burayı. Evet efendim. Bu şarap mahzenlerle ilgili ne söylemek istersiniz? Şaraplarla ilgili ne söylemek istersiniz? Söz sizde efendim. Tabii ki de. Ben 7 seneden beri bu işin içindeyim. Şarap mahzeninle uğraşıyorum. İlk bizim burada 3 tane şubemiz var köy içinde. Köyün 20 mekanında hemen hemen biz mal veririz. Bizim kendi üretimimizdir. Vinova serisi olarak biz dışarıdan ürün getirmiyoruz. Yani Şirince halkı olarak. Şöyle söyleyeyim, markaların arkasında okudukları zaman hiçbir katkı maddesi dahil yoktur. Ürünlerde ve ihracat da yapıyoruz. Yurt dışına olsun, yurt içine olsun fark etmiyor. Dispertörlerimiz var bizim aynı şekilde. Malları her tarafa dağıtıyoruz ve köy içinde de dağıttığımız için ve burada herkes de bizden mutlu. Siz de gezdiğiniz üzere direkt bize yönlendirdiler. Çünkü bizim kendi üretimimiz. Ve burası 2012 kıyametten sonra daha çok meşhur oldu biliyorsunuz 21 Aralık'tan sonra. Evet, evet. Daha çok meşhur oldu ve ondan sonra buranın bombası patladı böyle. O süreç nasıl gelişti burada? Yoğun bir kalabalık, dış turizm vesaire. Şöyle söyleyeyim, bir Maya takvimine göre biliyorsunuz bir Fransa'da bir burada olmasına rağmen iki şarap ülkelerinde olduğu gibi söylendi. Burası tabii çok yoğun geçti, haddinden fazla yoğun geçti ve talep süreci daha çok oldu. Normalde yurt dışından gelen turistlerimiz olduğu için onlar da normalde burayı biliyorlardı. Çünkü niye? Rehber aracıyla geliyorlardı. Ve Türk olan, bizim Türk vatandaşları olanlarımız, yani turistler hitap ettikleriz, bunlar sonradan bilindi. Niye? Televizyonlara çıkarak bilinmeye başlandı. Televizyonlardan sonra, ondan sonra süreç böyle gitti, devam etti yani. Öyle söyleyeyim. Hemen şunu da ifade edeyim. Ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta da Şirince şaraplarını görmüştüm. O yüzden burayı çekmek istedim. O yüzden de doğru yere geldik, doğru zamanda. Sevgili dostlar, sizlere iyi şeyler diliyoruz. Abi sana da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ ol her şey için. Olun, efendim, demek. Görüşmek dileğiyle. Şirince'den selamlar. Müzik
Evet sevgili dostlar, efendim Şirince'deyiz. Gerçekten çok muazzam bir hava var, çok güzel bir atmosfer var. Hem Şirince'ye gelmişken de Şirince doğal taşlarıyla da bilinen bir yer. O yüzden şimdi hanımefendiyi yolda gördük, uğrayalım dedik. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İsim nedir? Gülten. Gülten hocam, ne yapıyoruz şu anda? Şu an Kaplan Gözü ve Hematit diziyorum. Müşterim var, müşterime özel. Yani Şirince'de birçok yerde görebilirsiniz ama gerçekten de burası çok hoş, nezih. Evet. Bir de beğenerek taşları dizebiliyorsunuz, evet, değil mi? Kişiye özel. Yani bu taşları bir de sürekli takıyoruz ama taktıktan sonra da neye dikkat etmeliyiz? Toprağı mı gömmeliyiz, bir şey mi yapmalıyız? Şimdi bununla ilgili kısa bilgiler verme şansınız var mı? Tabii, ilk önce burada müşterilerimiz bakıyor. Baktıklarında hemen takmamalarını söylüyorum. Çünkü gün boyu herkes dokunuyor. Harbi, herkesin enerjisi farklı. Eve gidince bir dakika boyunca güzelce çeşmede, sadece çeşmede suda yıkayıp takabilirler. Haftada bir de arındırmak için tekrardan çeşmede yıkayabilirler. Dolunay zamanları da toprağa gömebilirler. Öyle mi? Evet, bir gece kalacak. Dolunay bu şekilde. Evet. Peki, burada en çok şu daha faydalı dediğin taş nedir mesela? Kehribar. Kehribar bir reçinedir. Daha önceden atalarımız reçineyi macun kıvamına getirip yerlermiş. Öyle mi? Evet. Hangisi mesela kehribar dediğiniz? Ha, burada kehribar taşlar değil mi? Oltu taşı var mı peki? Efendim? Oltu taşı. Yok. Yok değil Yok. Mi? Efendim kehribar gerçekten de ben bunu biliyordum zaten çok evet, faydalı. Evet, yaralara vesaire çocukların uyuması ile ilgili sorun yaşayanlar da evet, uyku problemleri panik atak için evet. Çok etkili. Ben panik atak için kullanıyorum. O yüzden kehribarda yani sadece buradan değil de farklı bir yerden de alsanız gerçekten de çok faydalı ve şifalı bir şey olduğunu evet, biliyorum. Evet ama orijinal olmasına dikkat etsinler. Tuzlu suya koyabilirler. Eğer orijinal kehribarsa tuzlu suda batmaz. Ama sahte kehribarsa tuzlu suda batar. Peki buraya geldi bir misafir veya bizi izleyen izleyicilerimizden birisi burayı nasıl bulabilirler? İsmi nedir bu? Burası Umay Doğaltaş evi. Giriş bu tarafta. Yakın zaten girişi. Yürüdüklerinde hemen sağda caminin karşısında. Sevgili dostlar hemen cami Şirince aralığı var. Şirince Camii'nin hemen karşısında. Evet. İsmini tekrardan söyleyin rica etsin. Umay Doğaltaş evi. Sevgili dostlar Umay Doğaltaş evine gelmeniz, görmeniz bu şekilde farklı farklı taşları arkadaşlarımız sizlere gösterecektir. Çok da faydalıdır. Evet. Ben en çok Kaplan Gözü'nü seviyorum. Kullanıyorum da. Evet bir yandan da satış yapıyoruz. Sevgili dostlar herkese iyi seyirler diliyoruz. Son kez hanımefendinin düşüncelerini alalım. Daha sonra da devam edelim. Evet var mı söylemek istediğiniz çok bir şey? Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyorum. Yani sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dostlar efendim Şirince'deyiz. Gerçekten de çok güzel bir hava var. Çok güzel bir atmosfer var. Hem de bu havanın güzelliğini sonbaharın böyle kışa dönüşlerinde efendim böyle Şirince gezisi düzenledik. Geziyoruz, görüyoruz. Şimdi yanımızda da bir beyefendi var. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim çok güzel Atatürk büstleri vesaire gördüm. Çok hoşuma gitti. Orada diğer dükkanınızda biraz önce gözlemledik. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, isim nedir? İlk önce oradan başlayalım efendim. Bir de gerçekten de çok güzel eserler. Elinize sağlık.
Buna nasıl bir şekilde, nasıl bir işlemden geçiyor? Teşekkür ederim. Sami efendim ismim. Bunlar kendi atölyemizde yapıyoruz. Evet. Polyester kalıpları var içlerinde. Mermer tozu ve polyester karışımıdır efendim. Peki herhangi bir suya karşı bir şey oluyor mu bunlarda? Polyester olduğu için içinde suya dayanıklıdır. Öyle mi? Gemi yapılan malzeme çünkü. Türkiye'nin çoğu yerine biz efendim... Efendim gerçekten de çok güzel el emeği, göz nuru dediğimiz şeyler. Bazı lokasyonlarda fabrikasyon ürünlerin var. Bazı lokasyonlarda kendinizin el emeği olarak yapmış olduğunuz işlemler var. O yüzden sizlere kolay gelsin diliyorum. Şirince'ye geldiğinde bir izleyicimiz veya işte vatandaş efendim nereleri görmesi gerekiyor, ne yapması gerekiyor, sizi nasıl bulması gerekiyor? İki tane kilise var efendim, evet. Şirince'de ve matematik köyü var. Bizi Çınaraltı meydanında bulabilir efendim. Toska Biblo. Efendim sizlere Şirince'den selamlar, saygılar, hürmetler. Biz Atatürk büstümüzü bu değil ama farklı bir şey düşünüyorum ben şimdi. Daha güzelleri var, daha hoş böyle göze gelen şeyler var, büstler var. Bizler de diğerlik eşyalardan buraya destek amaçlı alacağız. Buradan da sizlere veda edeceğiz. Sevgili dostlar, iyi seyirler diliyoruz. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enlerin kanalı En Rota TV.